Sevgili izleyiciler, ekonomik krizi sermaye lehine fırsata çevirmek için harekete geçen hükümet, otomobil sanayisini kurtarmak için 1,5 milyar euro bütçeli hurda primi uygulamasına karar verdi. Krizde en çok etkilenenin otomotiv sektörü olduğu savıyla alınan önlemler arasında yeni araba alımını teşvik etmek için tüketicilere prim verilmesi de bulunuyor. Hükümet bu yolla 300 bin yeni araç satılabileceğini hesaplıyor. Alman hükümeti oto sanayindeki durgunluğu giderebilmek ve ekonomiye canlılık getirmek amacıyla 1,5 milyar euro bütçeli hurda oto primi uygulaması başlatıyor. Hükümet 31 Aralık 2009 tarihine kadar geçerli olacak prim uygulamasıyla Almanya'da 300 bin yeni otomobilin satılmasını bekliyor. Bu primden yararlanabilmek için mevcut arabanızın 9 yıldan eski olması gerekiyor. Arabanızı trafikten çekip hurdaya verdiğiniz ve yerine yeni bir araba aldığınız takdirde devletin verdiği 2500 euroluk primden yararlanabiliyorsunuz. Prim leasing yöntemiyle alınacak otomobiller için de geçerli. Ancak alınacak aracın modern bir motora sahip olması ve çevreyi fazla kirletmemesi gerekiyor. Şartlar yerine getirildiği müddetçe 2010 yılına kadar bu araçlar vergiden muaf tutulacak. Bu karar büyük otomobil üreticilerini sevindirse de ikinci el araba alıp satanlar bu gelişmeden olumsuz etkilenecek. Evet, bize büyük bir zarar oldu. Çünkü kendi arabalarımızı satamıyoruz biz, kullanılmış arabaları. Ve en büyük zararı da yeni ehliyet alanlara oldu. Onlar kullanılmış ve ucuz araba bulamıyorlar. En fazla talep hep yurt dışından gelen arabalara fazla. Çünkü Almanya ekonomisine hiçbir herhangi bir katkısı olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü hep genellikle işte yabancı arabalar satılıyor. 10 bin euro civarı hangi araba? Diyelim Fiat, Hyundai, Kia, Dacia, Renault. O türlü o 10 bin euro civarında Almanların ürettiği araba olmadığı için yani ile fazla etkisi olacağını zannetmiyoruz.